Aslında başkanlık sistemine geçtikten sonraki dönemde uygulanan akıl dışı, bilim dışı politikalarla ekonomi zaten uçurumun kenarına gelmişti. Biz seçime çökmüş bir ekonomiyle girdik ve bu seçim kaybedildikten sonra Millet İttifakı ya da Altılı Masa'dan sonra hemen bir paradigma değişikliğine gidildi ekonomide hükümet tarafında. Erdoğan bu şekilde bu işin gitmeyeceğini anladı. Seçimi de kazandığı amacına da ulaştığı için tekrar olması gereken normlara geri dönüş yaptı diyebiliriz. Ama o kadar büyük tahribat gördük ki özellikle son 2,5-3 senede Merkez Bankası'nda rezervimiz kalmadı, eksi 60 milyar dolarlara düştük. Dış ticaret açığı yanlış kur politikası yüzünden ayda 10 milyar dolarlık rakamlara ulaştı. Hayat anormal pahalılaştı. Bir taraftan faize bastırdık, bir taraftan dövize. Böylece insanlar yatırım aracı olarak gayrimenkulü, arabayı, araziyi görmeye başladı. Para oralara akınca onlar çok suni bir şekilde yükseldi. Onlar yükselince ev kiraları yükseldi. Hayat pahalılaştı. Yani böyle benim bile 51 yıllık hayatımda ilk defa gördüğüm çok abuk sabuk bir ekonomiye doğru yelken açtık. Şimdi bunu toparlamak için Şimşek, Gaye Hanım gibi ağırlıklı yurt dışı bağlantılı insanları tekrar göreve getirdiler. Çünkü Türkiye'de döndürülmesi gereken bir ekonomi var ve bunun için sıcak paraya acil ihtiyaç vardı. Bu kapsamda kendileri geldiler. Tabii şimdi o kadar dipte ve yanlış yapılmış bir sisteme el attılar ki her yaptıkları hareket ilk aşamada pozitif oldu. Yani faizler zaten %9 gibi saçma sapan bir yerdeydi. Onu kademeli olarak yükseltmeleri gerekiyordu. Onu yaptılar. Onun dışında dolarla ilgili daha ayağa yere basan bir strateji geliştirdiler. Piyasayı heyecanlandırmadan fazla. Fakat tabii Merkez Bankası'nın boş olması, ellerinde KKM gibi korkunç bir el bombasının bulunması, her ay dış ticaret açığının devasa boyutlarda olması, bunlar öyle kolay mücadele edilecek şeyler değil. Öteki taraftan da Erdoğan tabii önünde bir yerel seçimde olduğu için onları gördüğüm kadarıyla uyarmış durumda. Yani diyor ki yavaş gidin, abartmayın, bu yerel seçimi kazanmam lazım. Ne yapacaksınız? Yerel seçimden sonra yaparsınız. Çünkü 5 sene seçim olmayacak Türkiye'de neredeyse, yerel veya genel. Tabii onlar da acı reçeteyi bence ilk aşamada vermek yerine daha böyle uyumlu hareket ediyorlar. Bayağı bir dünyayı gezdi Mehmet Şimşek. Gitmediği yer neredeyse ayak basmadığı yer kalmadı. Sermaye bulmak için, dış borç bulmak için. Ama pozitif bir yol o aşamada kat edemedi. Yani orada başarısız. Dışarıdan para bulamıyor. Tabii bunun bir sebebi de bu son 3 yılda 4 yılda izlenen politikalar yüzünden Türkiye gri listeye düştü. Yani gri listeye düştüğünüz zaman ve kredi notunuz da ciddi anlamda düşünce yurt dışından para bulmada zorlanıyorsunuz. Bunun üstüne bir de başkanlık sistemi sonrasında hukukta yaşadığımız problemler eklenince dış sermaye gelmeye iyice korkuyor. Zaten yatırım amaçlı dış sermayenin Türkiye'ye gelme durumu kalmadığı gibi kısa vadede gelebilecek sıcak para dediğimiz para bile kendine çok uygun yüksek faizler bulmadıkça Türkiye'ye gelecek gibi gözükmüyor. Ya orada tabii doğal olarak yapı paydos artık döneyim demiştir. Yani çünkü o hamle bir de şöyle düşünün. Yani dünyadaki sermayenin içindeki batının payı çok yüksek. Musevilerin payı da anormal yüksek. Bunu hepimiz biliyoruz. Onlar dünya ticaretinde çok ciddi ve sermayedar olarak da özellikle ülkelere borç veren çok büyük aileler var. Merkez bankalarına yurt dışındaki ülkelerin hükmedecek kadar kuvvetli bazı aileler var. Bunların hepimiz isimlerini geçmişlerinde duyduk. Şimdi tabii böyle bir hamleden sonra onlardan bir de gidip para istemek açıkçası gerçekten saçma olur. Ama işte orada Sayın Engin Yurt'un söylediği konu bence gündeme geldi. Dış politikayı iç politikaya malzeme etme aşamasında büyük bir fırsat vardı.
o fırsatı değerlendirmek istedi. Bir de ben başından beri görüyorum. Yani Erdoğan ciddiye alınmak istiyor Orta Doğu'da ve ciddiye alınmamak onu çok büyük rahatsızlık verdi. Yani garantör olmak istedi, kimse ilgilenmedi, Amerika ziyarete bile gelmedi. Sonunda böyle bir çıkış yaptı, miting yaptı. Gene pek ilgilenen olmayınca işte o zaman en büyük kartını oynadı. Ne yaptı? İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye davet etti. Şimdi Hatta Amerika'nın İran modeli Cumhurbaşkanı da gelecek orası. önümüzdeki günlerde. Bugün Sayın Fidan Ha. açıkladı. Şimdi Amerika'nın modeli İran. İran Dışişleri Bakanı'nı getirir İstanbul'a birlikte konuşursanız Amerika sizi ciddiye alır o zaman. O zaman ben bir gideyim şu Türkiye demek zorunda kaldı adamlar. Çünkü zaten adamların saflaştığı en büyük düşmanıyla oturup birlikte bir basın toplantısı onların ilgisini fazlasıyla çekti. Dolayısıyla Ama Blinken haberi İran Cumhurbaşkanı'nın ziyareti endeksli. aynen. Yani onlar İran'a karşı bir pozisyon alırken sizin onu davet etmeniz, hatta onunla birlikte hareket edecekmiş izlenimi yapan bir basın toplantısı, onların bayağı bir önlem almaya çalışmak amaçlı Türkiye'ye bir gelip Türkiye'nin nabzını ölçmesini gerektirecek. Ya yani o hamle etkili oldu. Ona kadar ki hamlelerin pek bir etkisi olmadı. Ama işte bakın her şey ekonomiye geliyor, dayanıyor. Türkiye ekonomik olarak çok kuvvetli bir konumda olsaydı, burada önemli rol de alırdı, her türlü anlaşmanın içine de girerdi, bir yaptırım gücü de olurdu. Ama biz şu anda geçmişte yaptığımız hataların bedelini ödüyoruz. Bakın Şimşek daha dün ya da evvelsi gün bir açıklama yaptı. Ben o açıklamadan sonra onun adına utandım yani. Dedi ki biz dedi kaynak yaratmak için dedi köprüleri, otoyolları, limanları, elektrik santrallerini satmaya karar verdik. Yani evet yani Özallı, Demirelli yıllarda yapılmış bazı köprüler, otoyollar, elektrik santralleri, İstanbul Ankara Otobanı bunlar var. Daha satılmış değil bildiğim kadarıyla. Ben bunları kastettiğini düşünüyorum. Bunları satmayı. Çünkü kendi yaptıklarını satamazlar. Onları zaten borçla yaptılar. 15 yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti halkı ödeyecek onları. Onları satma şansları yok. Ama geçmişteki hükümetlerin yaptıklarıyla ilgili deneyecekler. Kamu arazileri var, hazine arazileri var. Yani Türkiye çok büyük bir ülke. Öyle sata sata hemen bitirilebilecek bir ülke değil. Ama şu ana kadar 70 milyar dolarlık özelleştirme yaptılar. Ve sattıkları her şey bugün itibariyle geri almaya kalksanız 15-20 kat vermeniz gerekiyor dolar bazında geri almak için. 200 milyon dolara sattığınız tekel şu anda 3,5 milyar dolar alamazsınız. Parayla alamazsınız. Yani sattıkları fiyatlar yanlış, hesapları yanlış. Yani Türkiye'yi büyük bir zarara uğratan bir özelleştirme politikası uyguladılar. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Ama benim gelecek perspektif olarak söyleyebileceğim şu. Dolar ve faiz birbirine paralel olarak Mart-Nisan ayına kadar artmaya devam eder. Yani her ay beşer puan faizi arttırır. Enflasyon dövizde %2-3 bareminde her ay bir artış gösterir. Yani çok büyük bir volatilite beklemesin halk dolar ve faiz konusunda. Şey de ben Kademe sorayım. kademe gidecektir. Ama 2024 yılında hükümetin tahmininin tersine ben hem enflasyonu çok yüksek rakamlara doğru gideceğini düşünüyorum. Hem de yerel seçim bitiminden itibaren çok ciddi hükümetin alacağı vergisel bazı kanunlar, değişiklikler bekliyorum. Yani şu anda topladığı vergiyle ülkeyi yönetemiyor. Dışarıdan topladığı vergi kadar neredeyse borç alması gereken bir ülke. Ondan dolayı vergileri arttıracak. Fakat tabii bu vergileri halk verebilecek mi? O da ayrı bir tartışma konusu. Çünkü insanların da alım gücü gittikçe düştü bu süreçte. Doğru. Türk halkının alım gücü çok zarar gördü. Maalesef, Çok törpülen maalesef. yanlış ekonomik modelle. Evet. Yani şöyle bir şey. Ben istatistikleri inceliyorum ve öyle bir durumdayız ki bakın Merkez Bankası'nın dövize ihtiyacı var. Çünkü eksi rezervde. Devletin dövize ihtiyacı var. O da sıkıntıda. Şu anda piyasada da biraz parası olan insan kenara döviz atıyor. Ama dövizi satayım diye piyasada dolaşan, bol döviz satmayı düşünen hiçbir varlık yok. Şimdi döviz satılmadıkça düşme şansı yok. Bir de KKM'den gelen parayı inceliyoruz.
AKM'den gelen paranın %85'i tekrar dövize dönüyor. Geçen hafta 2,5 milyar dolar dövize döndü AKM'den. Yani AKM'den de Türk lirasına insanları yönlendirebilecek kadar cazip faiz veremiyorlar. Şimdi o zaman niye insanlar dövize Türk lirası yönelsin? Evet, hiçbir 22-23 liraya düşebilir diye söylüyor üstelik. Evet. Doğru. Evet. Ya ben öyle bir şey olacağına ihtimal vermiyorum. Tam tersi, bu seviyelerden bir daha geri gitmesi artık mümkün değil. Evet. Yukarı gider ama geriye gidebilecek bir motivasyonu, bir sebebi yok. Hikayesi yok yani yazabileceği. Ama bir güzel haberimiz var. Hep de tabii moral bozmayalım. Dış ticaret açığımız bu ay ilk defa 5 milyar dolara düştü. Bu her ay ortalama 9-10 milyar dolarda gidiyordu. Bir anda 5 milyar dolara düşmesi Türkiye açısından tabii çok sevinilecek bir durum. Çünkü bizim en büyük baş belalarımızdan biri bu verdiğimiz dış açık. Türk lirası faizlerini çok hızlı arttırmaya devam ettiği için ağırlıklı imalat sektöründe Türk lirası kullanan çok üretici var. Onların faiz yükleri çok hızlı artınca onlar da üretimlerini kısmaya başlıyorlar. Bir etki oradan geliyor. Bu tabii işsizliğe de yol açıyor. Zaten Erdoğan onun için faizleri hep düşük tutuyordu. Bol bol istihdam olsun, bol bol üretim olsun. Ekonomi çökse de önemli değil. Ben seçimi kazanayım diyordu. Şimdi tabii her 5 puanlık artışta üretici maliyetleri hızlı artıyor. Orada bir sıkıntı var. Bir de ihracatçıda tabii dövizi yukarı gitmesini de engelliyor. Merkez Bankası satış yapıyor arada. Dövizi kontrollü, kademeli yükseltiyor yavaş yavaş. Ondan dolayı artık ihracatçı da rekabetçi olmaktan çıktı. Kendi rakipleriyle Avrupa piyasalarında rekabet edemez hale geldi. Bir iki ihracat yapan arkadaşımla da konuştum. Bizi diyor 35-40 liranın altı diyor rekabetçi hale getiremez artık diyor. Buralarda diyor rekabet etme şansımız kalmıyor diyor. Yani işte dediğim gibi öyle kötü bozdular ki ekonomik dengeleri, bunu toparlamak, bir taraftan açıkları kapatmak, KKM'ler, Merkez Bankası rezervleri, yani bu çok ciddi zor bir iş ve ciddi kaynak gerektiren bir iş. O kaynağı da bulamadıkça Türkiye bu sıkıntıları yaşamaya devam edecek.